Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 16 adet Türkçe sorumuzu çözeceğiz. Birinci sorumuz. Sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde başkalarını geride bırakıp yükselmek veya ün kazanmak anlamında kullanılmıştır? Çenesine doğru sivrilen ince bir yüzü vardı. Çenesine doğru ün kazanan, saçma oldu bakın. Köpeğimin dişleri çok sivri görünüyordu. Burada da keskin anlamında kullanılmış. Bu da yanlış. Dönemin yazarlar arasında bir tek o sivrilmişti. O yükselmişti. O ün kazanmıştı. Evet. Cevap Ceyhan arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde boş sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Annem boş turşu kavanozlarını yıkadı. Kabın boş olması arkadaşlar, dolu olmaması ve bu gerçek anlamda kullanılmış. Birileri eleyelim. Satıcı çok boş konuşuyormuş. Boş konuşmak burada mecaz anlam olmuş. Boş adamlarla bu konuyu tartışmam. Boş adamlar yine gereksiz kişilerle anlamında. Öğrenciler gidince sınıf boş kaldı. Yani kişi sayısının azalması, kimsenin kalmaması burada gerçek anlamda kullanılmış. 2 ve 3'ün arkadaşlar mecaz anlamlı olduğunu görebiliyoruz. Cevap C. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda da çok güzel, çok başarılı, hatta olağanüstü şiirler yazan bir şairdi. Ama bunlar her zaman kendilerine has bir dünya yaratmayı başaramamış olabilirler. Kendilerine has bir dünya yaratmış. Kendisine has ne demek? Kendisine özgü, başkalarına benzemeyen anlamında kullanılıyor. Yani cevap Adana oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda bakalım ne diyor? Bu metinde gazete başlıkları ile ilgili aşağıdaki özelliklerin hangisine değinilmemiştir? Başlık gazete okurları için üzerinde canlı ve uyarıcı bir etki bırakır. Canlı ve uyarıcı bir etki. Kısa haberler sunar, okumaya isteklendirir, okumaya yönlendirir. Bakın Ceyhan gitti. Bir gazetenin sayfalarını hızla çeviren kişi ilginç başlıklar ve fotoğraflar görünce bir an durur. Bu yüzden başlıklar gazeteye şöyle bir göz gezdirenleri bile okumaya sevk etmelidir. Başlıkların bu etkiyi yaratabilmeleri için hem açık bir ifade biçimine hem de biraz hayal gücüne sahip olmaları beklenir. Haberlerin canlı, başlıklarla okumaya isteklendirici biçimde sunulması gazetecilerin elindedir. Okumaya isteklendirecek bakın, ilgi çekecek, canlı uyarıcı bir etki bırakır. Uyarıcı etki bırakması ilgi çekici olması anlamına gelir. Okuyucuya isteklendirici biçimde fotoğrafları görünce bir an duruyor. Bu yüzden başlıklar gazete şöyle bir göz gezdirenleri okumaya sevk ediyor. Okuyucusunu etkiliyor yani arkadaşlar. Evet, Denizli'de gider. Cevap bulur. Beşinci sorumuza bakalım. Cümlenin ögeleriyle ilgili bir sorumuz. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Kalbimize dokunan güzel türküler çalardı bize göçüp giden usta sanatçı. Bakın çalardı burada. Çalan kim? Göçüp giden usta sanatçı burada özne olarak kullanılmış. Kime çalardı? Bize yer tanımlayıcısı. Ne çalardı? Kalbimize dokunan güzel türküler çalardı. Burası da belirtisiz nesne olmuş. Yani nesne var, gitti. Özne var, gitti. Yer tamlayıcısı var, gitti. Geriye ne kaldı? Tabii ki de zaten. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir şiir sorusu. Evet, bahsedilen insanlar aşağıdaki şiirlerden hangisini okumak isteyeceklerdir diyor. Bazı kırılmış kalpler sitem etmek ister. Bu sitemleri kendisinden daha iyi dile getiren şairlerin birbirinden güzel şiirlerine yönelirler. Yani birisine sitem edilecek. Ağaç gece seyredilir, su da gümüşten güzeldir, İstanbullu Nedim için.
Bakın burada bir sistem yok. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ve Zühre olabilir. Burada da sistem yok arkadaşlar. Ne vakit Maçka'dan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir beğeni var bakın. Kolum kanadım diyorum, yurdum diye seviyordum. Yani seviyormuş, sevdalanıp gidiyorum. Değil mi? Bakın bir sanki hayal kırıklığı var. Kolum kanadımdın, yurdumdun, seni seviyordum. Sevdiğine sesleniyor burada. Sevdalanıyordum, gidiyordum. Ama bir hayal kırıklığına uğruyor. Yani sitem ediyor. Cevap Deniz'de arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde anlatılan düşünceler ile ilgili değildir? Yaşamak zorlukların üstesinden gelmek, başarı merdivenlerine tırmanabilmek için insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. İnsanların birbirine ihtiyacı vardır. Birinin görüşlerinin tükendiği yerde diğerinin zekası ve önerilere sonuca ulaşmada yararlı olur. Yani aslında yardımlaşmadan bahsediyor arkadaşlar metin özelinde. Yalnız taş duvar olmaz. Evet, yani insan tek başına taş bir duvar olamaz. Birden fazla taş bir araya gelme doğru. Yani bu birlik, beraberlik anlamında. Evet. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Yine yardımlaşmayla alakalı. Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna. Bu yardımlaşmayla, yani beraber bir iş yapmayla alakalı bir durum değil. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yine yardımlaşma. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Yakuboğlu, akarsu deniz gibi içinde su olan manzaraları resmeder. 1920 yılında Kütahya'da doğan sanatçı suların ressamı adıyla bilinir. 1920 yılında Kütahya'da doğan Ahmet Yakuboğlu, deniz gibi manzara resmeden bir sanatçıdır. Akarsu deniz gibi. Nerede suların ressamı? Bakın bunu vermemiş. Kütahyalı ressam Ahmet Yakuboğlu su resimleri yaptığından 1920'de suların ressamı adını almıştır. 1920 yılında doğan diyor arkadaşlar. 1920 yılında bu unvanı almıyor Bursa'daki. Ahmet Yakuboğlu 1920'de Kütahya'da doğmuş, sadece su resimleri yapan ünlü bir ressamdır. Sadece ifadesi bakın geçmiyor. Başka resimler de yapıyor olabilir. Bu da gider. Kütahya'da 1920 yılında doğan Ahmet Yakuboğlu içinde su olan manzaraları resmeder ve suların ressamı olarak bilinir. Evet, en doğrusu Deniz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda metinde antik kentle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Konumuna, tarihsel önemine, borsasının günümüzde de kullanıldığına, içinde Zeus adına yapılmış bir tapınak olduğuna. Aizonai antik kenti Kütahya ilinin Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisindedir. Antik kentte yapılan bazı çalışmalarda, kazı çalışmalarında kentin Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir merkez olduğu ortaya çıkmıştır. Tarihsel öneminden bakın bahsettiği. Aizonai antik kentinin en önemli özelliği ise dünyadaki en eski borsaya sahip olmasıdır. Bu da kentin zamanında çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eder. Konumunu da vermişti bakın arkadaşlar. Aizonai antik kenti Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisindeymiş. Konumunu da verdi. Zeus adında bir tanrı için bir tapınak ve Zeus'a karşı gelenlerin cezalandırıldığı bir zindanın olması tarihsel açıdan önemli bir yer olduğunu işaret eder. İçinde Zeus'a mevcut bir tapınak oldu. Evet, bu da var. Borsadan bahsediyor ama borsayla ilgili günümüzde kullanıldığına dair bir ifade geçmiyor arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 10. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım. Kenan Bey senelerdir görmediği kardeşini karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Kim ne yapacağını bilemedi? Kenan Bey. Bakın Kenan Bey burada özne olmuş. Yani virgülümüz özneden sonra kullanılmış.
Sınav soruları öğretmenimizin yoğun uğraşları ve titiz çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan kim ya da ne? Sınav soruları burada özne. Hayat insanlara türlü zorluklara rağmen her zaman kendi ayakları üzerinde durmayı öğretiyor. Öğreten kim ya da ne? Hayat burada özne. Arkadaşlar, sınav soruları neden böyle sorduğunu ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim bilmiyor? Ben. Bakın burada özne ben. Kime sesleniyor burada? Arkadaşlar diyor. Burada bir seslenme var. Yani cevap Denizli. Adana, Bursa, Ceyhan'da özneden sonra kullanılmış. Denizli'de seslenmeden sonra kullanılmış. Evet, bir sözel mantık sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki pardon, grafik sorusu arkadaşlar. Bahattin ile Mahmut'un hafta içi okul kantininde harcadıkları para miktarı görülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Basit bir soru olmuş. Salı günü kantinden aynı şeyleri almışlardır. Bakın Bahattin ve Mahmut'un harcadığı para gün verilmiş. Salı günü kantinden aynı şeyleri almıştır. Arkadaşlar aldıkları şeyleri yazmıyor. Miktar yazıyor. Salı günü 13 lira harcamış, 14 lira harcamış. Buna ulaşamam. Mahmut Perşembe günü Bahattin'den 2 lira fazla harcamıştır. Mahmut nerede? Burada. Perşembe 10 lira harcamış. Bahattin de 8 lira. Evet, 2 lira fazla. Buna ulaşabiliriz. İkisi de Cuma günü Pazartesi'ye göre daha çok harcamışlardır. Bahattin Pazartesi 14 lira, Cuma günü 17 lira. Mahmut 12 lira, 19 lira. Evet, daha çok harcamıştır. En az Perşembe günü para harcamışlardır. Perşembe günü Bahattin'e baktığımda en az Perşembe. Mahmut'a baktığımda en az yine Perşembe. Yani cevap Adana. 12. sorumuza baktığımızda bir fiilin sebebiyle birlikte verildiği cümlelere sebep sonuç cümlesi denir. Hangisi sebep sonuç cümlesidir? Soruları çözmek için çok uğraştım. Amaç bakın arkadaşlar gider. Sınavlarda çalışırsan başarılı olursun koşul cümlesi. Çocuk düşünce dizi kanamaya başladı. Dizi neden kanamaya başlıyor? Düştüğü için burada sebep. Balık avlamaya deniz dere kenarına gitti. Burada balık avlamak için dere kenarına gidiyor. Burada da amaç olmuş arkadaşlar. Cevap C. 13. sorumuz bir fiilimsi sorusu. Bakalım ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat ile örnek bir kullanım vardır? Sıfat fiiller kendilerinden sonra gelen isimin eklerini kendi üzerine alıp adlaşmış sıfat fiil haline gelebilir. Sınıf başkanı konuşanları tahtaya yazdı cümlesindeki konuşanlar sözcüğü buna örnek bir kullanımdır. Aslında ne demek istiyor? Sınıf başkanı konuşan öğrencileri. Buradaki hem sıfat fiil ekini almış, bakın öğrenciler yerine larlar eki gelmiş. Çantadan çıkan eşyalarını topladı. Nasıl eşyalar? Çantadan çıkan eşyalar. Bakın fiilimsi var sıfat fiil ama adlaşmış sıfat fiil değil. Sevdiğine kavuşamadan gitti. Sevdiğine derken sevdiği kişiye, sevdiği kıza, sevdiği adama kavuşamadan gitti. Evet, bakın burada isim kullanılmamış. Adlaşmış sıfat fiillerde isim kullanılmaz arkadaşlar. Cevap Bursa. Ama diğerlerine de bakalım. Çalışkan öğrenci kendini belli eder. Burada fiilimsi yok zaten arkadaşlar. Nenemin öpülesi elleri aslı esir sıfat değil ama nasıl eller öpülesi eller burada isimle beraber kullanılmış. Adlaşmış sıfat değil, isimle kullanılmaması gerekiyor. Yani cevap Bursa arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımızda bir sözel mantık sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Balıkçı Kenan teknesiyle avlanmaya çıkar. Kefal, levrek, mercan, çupra, sardalya cinsi balıklar tutarak geri döner. Döndüğünde balıkları satabilmek için rafları dizmektedir. Balıkların rafları dizilme düzeni satışları etkilediği için balıkları birden beşe kadar numaralandırır. Yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne diyor? Bu sıralamayla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kefalden sonra ki rafa levrek konulmuştur. Yani kefal ile levrek beraber arkadaşlar. Bakın burada vermiş zaten. Bunlar arka arkaya yan yana gelecek. Kefalden sonra levrek olacak. Mercan ile kefal arasında başka türde iki balık var. Sardalya ikinci rafta yerini almış. Yazalım buraya. Sardalya burada en kesin olanı. Şimdi acaba burada bize ipucu olan ne arkadaşlar?
Bir kere kefalden sonra levrek gelecek. Buraya kefal olamaz. Buraya kefal olabilir mi? Olabilir. Levrek. Peki. Şimdi buraya 3'e kefal olursa bakın yazalım. Levreye de buraya yazalım. Şimdi bana başka ne veriyor? Hangi öncüyü veriyor? 2 numaralı öncü. Ona bakalım. Mercan ile kefal arasında başka türde 2 bağ. Arkadaşlar mercanı 1'e yazarsam yazayım. Bakın bir tür balık oldu. Mercanı 5'e yazarsam yine kefalle bir tür balık oldu. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Burası olmuyor. Kefali nereye yazacağım? 4'e yazacağım. Levreyi 5'e yazacağım. Mercanı 1'e yazacağım. Ne oldu şimdi? Bakın arada bir de sardunya vardı. Sardalya vardı. Evet. Bir de buraya ne yazacağım arkadaşlar? Çupra kaldı. Çupra yazdım. Bakın mercanla kefal arasında 2 balık. Kefalden sonra levrek geldi. Yani buradaki öncülerin hepsini uygulayabilirim. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır? Mercan kefalden önceki rafların birindedir. Mercan bakın kefalden önce doğru. Levrek balığı 5. raftadır. Evet levrek bakın 5. rafta. Kefal balığı 1. raftadır. Kefal 1'de değil 4'te arkadaşlar. Bu yanlış. Sardalya'dan sonra Çupra gelmiştir. Evet Sardalya'dan sonra Çupra geliyor. Yani cevap Ceyhan oluyor. Numaralanmış cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Temel öge neydi sevgili arkadaşlar? Özne ve yüklemden oluşması gerekiyor. Pazar aldığım kazak Kenan'ın üzerindeydi. Pardon, pazardan aldığım kazak Kenan'ın üzerinde idi. Bakın burada ek bir ibare. Kenan'ın üzerinde idi burada yüklem. Kenan'ın üzerinde olan kim ya da ne? Pazardan aldığım kazak burada özne arkadaşlar. E cevap çıktı direkt. Cevap birinci cümle oluyor. Geç fark ettim bana yapılan bu haksızlığı. Geç fark ettim. Fark ettim. Yüklem neyi fark ettim? Bana yapılan bu haksızlığı. Nesne var bakın bu cümlede. İki gitti. Senin kalemin benim çantamda kalmış. Kalmış yüklem. Kalan kim ya da ne? Senin kalemin nerede? Benim çantamda. Burada yer tam neyse var. Gitti. Ağlayan çocukların sesini dinlemekle geçti sınavım. Geçti. Yüklem nasıl geçti? Ağlayan çocukların sesini dinlemekle geçti. Ne? Sınavın özne. Burada yer zart damlacısı da var arkadaşlar. Cevap adana. Çünkü bana temel ögeleri soruyor. 16. sorumuza bakalım arkadaşlar. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada eleştirilen duruma örnek vardır? Ayaklı TDK olarak gezin demiyoruz. Ama arkadaşım bazı kelimeler var ki inatla neden yanlışını söylüyoruz? Neden yanlışını yazıyoruz? Neden yanlış yapmakta ısrar ediyoruz? Doğru telaffuz edelim, doğru yazalım. Yani bir şey yanlış yazılmış arkadaşlar. Bunu söylüyorum ben. Bakalım. Özellikle Yay, Kova ve İkizler burcu olan insanlar orijinal olarak nitelendirilir. Orijinal bu şekilde yazılır arkadaşlar. Doğru. Sömestr tatilini anlatan İngilizce bir paragraf yazımı. Sömestr. Bakın burada bir hata var arkadaşlar. Sömestr şeklinde yazılır. Burada hata var. Aradığın gardırop, gardırop böyle yazılır. İnsanoğlu işlerini kolaylaştırmak için akıllı makineleri icat etti fakat sonra onların taklidi esiri oyuncağı oldu. Burada hata yok. İcat etmek bu şekilde yazılır. Taklidi esiri oyuncağı. Evet. Bunlarda da hata yok. Burada da hata yok. Yani cevap burada arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 16 adet Türkçe sorumuzu çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.